Merhabalar, personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun sözleşmeli personel alım duyurusu var. Duyurumuz yeni bir alımdır arkadaşlar. Önceki alımlarla lütfen karıştırmayın. Zaten güncel olmayan bir alımı ya da tarihi geçmiş bir alımı kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Alım yapılacak kadrolara baktığımız zaman Arapça, İngilizce, Rusça, Fransızca alanında tashihçi alımı gerçekleştirilecek. Taşımamız gereken nitelikler burada belirtilmiş. Tam anlamıyla taşımam gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir eksiklik olursa başvurumuz olumsuz sonuçlanacaktır. Mütercim tercümanlık alanında birer adet atamamız gerçekleştirilecek. Dizgi operatörü alanında P93 puan türünde ilgili bölüm şartlarını taşıyan arkadaşlarımızdan 2 kişi atanacak. Büro personeli alanında toplamda 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölüm şartlarını taşımam benim için oldukça önemlidir. Programcı alanında P3 puan türünde 5 adet atama gerçekleştirilecek ve toplamda 15 arkadaşımızın ataması yapılacaktır. Sizlerden ricam, lütfen çevrenizde şartları tutan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları ya da bilgileri onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Yapılan geri dönüşlere baktığım zaman birçok arkadaşımızın personel alım duyurularından haberi olmuyor. Şartları tuttuğu halde başvurularını gerçekleştiremiyorlar. Bu nedenle sesimizi ne kadar çok kişiye duyurabilirsek bizim için o kadar faydalı olacaktır diyerek kaldığımız yerden devam ediyorum. Başvuruda önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Herhangi bir baraj puanımızın bulunmadığını belirtelim. 2020 yılı KPSS'ye girmiş olmanız sizler için yeterli olacaktır. En yüksek puandan başlamak üzere belirli bir sıralama oluşturularak aritmatik ortalamalar alınarak atama gerçekleştirilecek arkadaşlar. Başvuruda bizlerden istenecek belgeler var. Bu belgelere baktığımız zaman fotoğraflı başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurmamız gerekiyor. İlgili linkten bu bilgilere ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Başvurduğunuz pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgenizin fotokopisini PDF halinde yüklemeniz gerekecek. Bakın parantez içerisinde belirtilmiş. JPEG formatında kesinlikle sisteme yüklemeyin. Yüklerseniz problem yaşarsınız. Yaşadığınız problemleri de yorumlar kısmında yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Ben gördükçe ve müsait oldukça elimden geldiğince sizlerin yorumlarını cevaplamaya ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son 5 yıl içinde alınmış YDS ya da yabancı dil sınav sonuç belgeniz istenmektedir. TC kimlik kartınız ya da nüfus cüzdanınızın fotokopisi, 2020 KPSS B grubu sınav sonuç belgemizi ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden Ctrl+P diyerek tabletlerimize, bilgisayarlarımıza yazdırabiliriz. Programcı, mütercim, tercüman ile tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi, son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgemiz E-Devlet sistemi üzerinden oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Erkek adaylar için askerlik ile ilişkinizin bulunmadığını gösterir askerlik durum belgesi aynı şekilde E-Devlet'ten oluşturabilirsiniz. Çalışmaya engel hali bulunmadığına ilişkin sağlık beyanımızı verdikten sonra belirtilen tarihler içerisinde başvurumuzu gerçekleştirebiliriz ve başvuru yaparken sadece tek bir alana başvuru yapabilirim. İkinci bir alana başvurma hakkım bulunmamaktadır. Başvurularımız 17 Mayıs'ta başlayacak. 21 Mayıs'a kadar devam edecektir. Sizler 21 Mayıs saat 18.00'a kadar başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru linkimiz burada yer almaktadır. Şu anda aktif değil arkadaşlar. 17 Mayıs günü aktifleşecektir. Ayrıca başvurumuzu uygulamalı bir şekilde nasıl yapabiliriz diye video isterseniz mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben uygulamalı adım adım başvurularımızı nasıl yaparız, bilgilerimizi nasıl doldururuz bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışırım. Başvurularımızın değerlendirilmesi ve atama ile ilgili detay bilgimiz burada yer almaktadır. Uygulamalı sınav tarihimize baktığımız zaman tashihçi alanında başvuru yapıyorsanız genel kültür, Türkçe ve ilgili dil bilgisi düzeyinize göre sınava tabi tutulacaksınız. Sınav yerimiz Ankara'dır. 8 Haziran'da saat 10'da uygulamalı sınavımız başlayacaktır. Mütercim, tercüman alanında başvuru yapıyorsanız Fransızca konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneğinin belirlenmesi amacıyla sözlü olarak verilen Fransızca bir metni Türkçe'ye, Türkçe verilen bir metni de Fransızca'ya çevirmeniz sizlerden istenilecektir. Sınav yerimiz Ankara. 9 Haziran'da saat 10'da sınavımız başlayacaktır. Programcı alanında başvuru yapıyorsanız programlama dilleri, web tasarımı ve grafik, veri tabanı yönetimi, işletim sistemi konusunda sınava tabi tutulacaksınız. Sınavımız Ankara'da 10 Haziran'da ve saat 10'da başlayacaktır. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Kamu kurumlarından duyurular geldikçe, sonuçlar açıklandıkça biliyorsunuz ki bizler anında sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince süreç içerisinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başta da söylemiş olduğum gibi lütfen arkadaşlar şartları tutan arkadaşlarınızla videoları paylaşarak kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.